Merhaba sevgili arkadaşlar. Siyetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diziler bölümündeki işlemlerimizde sıradaki konumuz, örneğimiz en elemanlı bir dizi oluşturacağız. Bu en elemanlı dizileri de ekrana basacağız. Olay bu. Bakalım beraber. Include standart input output.h diyelim. Sonrasında int main diyelim. Şöyle açalım. Sonra en sonunda da return 0 diyelim. Şimdi şurada oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Integer j adında bir integer oluşturdum. Bu j benim eleman sayımı verecek. Printf lütfen dedik ki lütfen eleman sayısını giriniz dedik. Kullanıcıya bunu söyledik. Sonra da scanf'le de geldik. Yüzde de dedik. Ampersand j dedik. J'nin içerisine atadık arkadaşlar. Sonra şurada bir dizi oluşturalım. Integer dizi şöyle. Dizinin eleman sayısı j olsun. Tamam mı? Bir de integer i oluşturalım. Bu i de şu for'un içerisinde kullanacağımız kısım arkadaşlar. For i eşittir 0 olsun. Başlangıcında i j'den küçük olduğu sürece i ne yapsın arkadaşlar? Bir artırsın. Ve içeride yapacağı işlem de şu. Kullanacağın tek tek elemanları isteyecek. Yani printf dizinin yüzde d'ninci elemanını giriniz dedik. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bu da zaten nedir? İ artı 1'dir. Çünkü i sıfırdan başlayacak. Sıfırıncı eleman demeyeceğiz. Birinci eleman dememiz için i artı 1 olacak. Sonra scanf'te bunu da ne yapacağız arkadaşlar? İçerisine atacağız. Neyin içerisine atacağız? İ'nin ince indisinin içine atacağız. Yani sıfırıncı indise buradaki birinci elemanı ilk gelen şeyi basacak arkadaşlar. Şimdi printf diyelim. Şöyle yapalım. Dizinin elemanları. Elemanları. İki nokta üst üste koydum. Sonrasında bir de hatta şöyle yapalım. Yeni bir satıra geçsin. Altında çizelim bunu. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Printf şöyle aşağı yukarı şu yeterli olacaktır. Ters sıra çenimizi koyalım burada. Yine for döngümüzü açalım. For döngümüzde tek tek basalım arkadaşlar. Biz tek tek yazmamıza gerek yok. For döngüsü bizim yerimize bu işlemi yapar. Ne yapacağız? İ eşittir 0, i küçüktür. J'den olduğu sürece ne yapsın? İ'yi 1 artırsın. Sonrasında gelsin. İçeride yapacağı emir de şu. Printf dizinin %d'nin elemanı eşittir. %d diyelim ve ters slash n diyelim. Alt satır alsın. %d'nin eleman demek ne demek? İ artı birinci eleman demek. Burada basacağı değer ne arkadaşlar? Dizinin indisli değeri. Tamam, bunu basacak tek tek. Ve tabii ki aşağıda da return sıfırla da bitirelim. Kolumuzu da silelim şöyle. Tek bir yerde gözüksün. Bakalım başka da bir şey yok. Çalıştıralım sevgili arkadaşlar. Scanf yazamamışız. Scan F. Evet. Şu an bakalım. Ne yaptık? Yanlış. Nereye yanlış yazdık ki? Ha, virgül koymayı unutmuşuz. Tamam. Eleman sayısını giriniz. 5 tane elemanım olacak. Birinci elemanım 16. İkinci elemanım 45. Üçüncü elemanım 96. Dördüncü elemanım 87. Beşinci elemanım da 91 olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dizinin elemanları dedi. Altını çizdi. Bu şekilde de bastı arkadaşlar. Hatta burada daha güzel gözükmesi adına şey de yapabilirsiniz. Printf diyelim. Slash n diyelim. Alt satır alsın. Hatta şu arkadaşım çizelim. Çalıştıralım bakalım. 5 dedik. 12, 13, 14, 15, 16 diyelim. Gördüğünüz gibi bastı. Ben nereyi çok fazla çizmişim ya? Bir dakika. Şunu sil.
Bir daha çalıştıralım. 5 dedik. 12. Gördüğünüz gibi bastı sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi ne yaptık? Öncelikle kullanıcıdan kaç tane eleman olacağını istedik. J'nin içerisinde de bunu atadık. Sonra dedik ki işte J elemanlı bir dizi oluşturacağız dedik. İ'yi oluşturduk. Bu İ'yi de ne yaptık arkadaşlar? Burada kullandık. İ'yi sıfırdan başlattık. J'ye kadar gidecek. J mesela 5'te işte 0, 1, 2, 3, 4'ü denedi. 4 zaten 5. elemanda. Buradan da sonucu geldi. Sonrasında geldik burada. For döngüsüyle arkadaşlar dizinin %d'nin elemanı yani y artı birinci yani birinci elemanı eşittir %d yani dizinin sıfır indisli elemanıdır şeklinde sonucu da basmış olduk sevgili arkadaşlar. Evet, temel yapı itibariyle bu şekilde özetlenebilir bu kod arkadaşlar. Yani birazcık konular düzgün bir şekilde kafanızda otursun isteğinde bulunduğum için birazcık bu şekilde çok fazla örnek yapmaya çalışıyorum. Konular kafanızda oturursa kendi başınıza oturduğunuz zaman da bu soruları, kodları, sorunları çözebilir hale gelirsiniz arkadaşlar. Lütfen kendiniz de bu kodları tekrar yazmaya çalışın. Ve yaptığınız zaman sorunla karşılaşırsanız bana sorun arkadaşlar yardımcı olayım. Beraber interaktif bir şekilde eğitimimizi sürdürelim ve sonucu da mutlu bir şekilde alalım sevgili arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.